أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله فاتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يجزيه ومن هو كاذب فارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فما أمر فرعون برشيد. Rahman ve Rahim olan Allah adına. Ey halkım! Bana muhalif olmanız sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semud halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut halkı ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil, bari onların başına gelen felaketten ibret alın. Rabbinizden af ve mağfiret dileyin, sonra günahlarınızdan tövbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir ve veduttur. Pek merhametlidir, kullarını çok sever. Halkı ise Şuayb dediler, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin 3-5 kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. Şuayb, ey halkım, demek akrabam sizin nazarınızda Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz? Ama şunu hiç unutmayın ki Rabbim yaptığınız bütün şeyleri ihata etmekte ve bilmektedir. Ey halkım, siz var gücünüzle elinizden geleni yapın, ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz.
Gelecek azabı gözleyip bekleyin, ben de gözlüyorum. Azap emrimiz gelince tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Evet, Semud halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defolup gitti. Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delille Firavun'a ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tuttular, Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi. يَقُولُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْمِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. O kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir. Varacakları o yer ne fena bir yerdir. Bu dünyada da, kıyamet gününde de lanetle kovalandılar. Peşlerindeki destek ne kötü bir destek. İşte sana bildirdiğimiz bu haberler, helak olmuş diyarların haberleri. Onların kiminin izleri hala dururken, kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur. Biz onlara zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'tan başka taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir fayda vermedi. Hatta onların ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acı
pek çetindir. Bu anlatılan olaylarda ahiret azabından korkanlar için elbette ibret verici bir ders vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı mahşer günü olacaktır. O gün bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür. Biz o günü ancak belirli bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur. Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette hıçkırıp canları çıkasıcıya feryat edecekler. Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar. Mutlu olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada kalacaklardır. Kesintisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بغية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Artık o müşriklerin taptıkları şeylerin kendilerini nefeci akibete sürükleyeceğinden hiç şüphen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse, bunlar da onları taklit ederek öylece tapınıyorlar. Biz de elbet müstahakları ne ise eksiksiz tam tamına vereceğiz. Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi, onun hakkında da ihtilaf edip kimi iman, kimi inkar etti.
Şayet Rabbinin insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı, elbette haklarında nihai hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen senin halkın hala Kur'an'dan ve azaptan yana derin bir tereddüt ve şüphe içerisindedir. Hiç şüphe yok ki Rabbin herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü o onların bütün yaptıklarından haberdardır. Öyleyse ey Resulüm, sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin çünkü o yaptığınız her şeyi görmekte olup işlerinizin karşılığını da size verecektir. Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Zira böyle güzel işler, insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattir. Sabret, zira Allah iyi davrananların mükafatını zayi etmez. Keşke sizden önceki nesiller içinde dünyada düzensizliği ve haksızlığı önleyecek faziletli kimseler bulunsaydı. Onların içinden kurtardığımız pek az bir kısım bunu yaptı. Zalimler ise içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi. Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları haksız yere asla helak etmez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleştirmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır.
Esasen o insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstahat olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak ve gerçek, müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, siz yerinizde sayarak elinizden geleni yapın ama biz de çalışacağız, gerekeni yapacağız. Siz bizim için felaket gözleyin bakalım. Biz de eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin size gelmesini gözleyip bekliyoruz. Bununla beraber göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler hükmetmesi için ona götürülür. Öyleyse sen yalnız ona ibadet et, yalnız ona dayan, ona güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Bunlar hakkı açıklayan Cenab-ı Hak'tan geldiği aşikar olan kitabın ayetleridir. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak gönderdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. Bir zaman Yusuf babasına babacığım dedi. Ben rüyamda 11 yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm. قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Evladım dedi babası, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın besbelli düşmanıdır. Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'a olan nimetini tamamına erdirdiği gibi sana ve Yakup ailesine de
nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçekten Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı: Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor. Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki babanızın sevgi ve teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimseler olursunuz. Babanızla münasebetleriniz düzelir, işiniz yoluna girer. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibine bırakın. Yolcu kafilelerinden biri onu yitik olarak alıp götürsün, eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Onlar buna karar verdikten sonra bir gün babalarına varıp sevgili babamız dediler. Sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız. Yarın onu bizimle gönder, gezsin, oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız. Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer dedi. Onlar, vallahi dediler, biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kapar da yerse yazıklar olsun bize. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve onu kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine varınca, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik: zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada kendilerine yaptıkları bu işi hatırlatacaksın. Yatsı vakti ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki, sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek sen bize inanmayacaksın.
Onlar Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, "Hayır," dedi. "Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen ümit var olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim? Sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz. Gelelim Yusuf'a. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka vardı, kovasını sarkıttı. "Aa, müjde, müjde, işte bir civan," dedi. Sucu ile yanındakiler onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle kafilede olanlara onu bildirmeyip gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu. Nihayet Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet biçmiyorlardı. Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir hanımına, "Ona güzel bak," dedi. "Belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık, ona imkan verdik. Ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. O kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz." Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Derken bulunduğu evin hanımı Yusuf'a sahip olmak istedi ve kapıları kapatarak "Haydi yaklaş bana," dedi. O "Allah'a sığınırım," dedi. "Doğrusu senin kocan olan benim efendimin çok iyiliğini gördüm. Hiyanet ederek zalim olanlar iflah olmazlar. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Derken ikisi de kapıya doğru koştular. Kadın
Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Tam bu sırada kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen, "Senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi. Yusuf ise, "Asıl o bana sahip olmak istedi," dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti. "Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Delikanlı ise yalancının tekidir. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o yalan söylemiştir. Delikanlı doğru söylemektedir." Gömleğin arkadan yırtıldığını görünce kocası eşine "Anlaşıldı," dedi. "Bu siz kadınların oyunlarınızdan biri. Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir. Yusuf, sakın bunu kimseye söyleme. Kadın, sen de günahından dolayı af dile, çünkü sen günaha girenlerden oldun." Şehirde bir takım kadınlar "Duydunuz mu?" dediler. Vezirin hanımı uşağına gönlünü kaptırmış, ondan kâğım almak istemiş. Sevda ateşi bağrını yakmış, kadın besbelli çıldırmış. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Hanım o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için mükellef bir sofra hazırlattı. Sonra da İkram edilen meyveleri soysunlar diye her misafir için bir de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada biriden de Yusuf'a "Çık şimdi onların karşısına," dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve "Haşa, Allah için bu bir insan olamaz. Bu sadece yüce bir melek. Başka bir şey olamaz," dediler. Vezirin hanımı, "İşte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan kâm almak istedim ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak
zelil ve perişan olacaktır. Ya Rabbi dedi, zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim. Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir. Sonra vezir ve arkadaşları bunca kesin deliller görmelerine rağmen dedikoduları kesmek gayesiyle bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular. Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Öbürü de, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir, doğrusu biz seni iyi insanlardan biri olarak görüyoruz dediler. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Yusuf, yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama önce biraz beni dinleyin. Ben Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp, atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım, bir düşünün.
sizin için müteaddit Rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah'a ibadet etmek miydir? Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden ibarettir. Allah onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise başkasına değil, yalnız kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dosdoğru din, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ey hapis arkadaşlarım, gelelim rüyalarınızın tabirine. Sizden biriniz efendisine yine şarap sunacak, öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş böylece halledip sonuçlandırılmıştır. Onlardan kurtulacağını anladığı arkadaşına, efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat dedi. Fakat şeytan efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf birkaç yıl daha hapishanede kaldı. Günün birinde hükümdar gördüğü bir rüyayı anlatıp dedi ki, ben 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ile 7 kuru başak gördüm. Ey efendiler, siz rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyamı da halledin. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس وَأُخَرَ يَابِسَاتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علينا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. O kahinler düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerin yorumunu bilemeyiz dediler.
O iki arkadaştan kurtulanı aradan geçen bunca zamandan sonra işte ancak o sırada Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni hapishaneye bir gönderiverin. Hapishaneye gidip, Yusuf, sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum, şu müşkül rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen. 7 semiz ineği yiyen, 7 zayıf inek ile, 7 yeşil başak ile, 7 kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümit ederim ki isabetli yorumunu öğrenip ilgili insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler. Yusuf, 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır depolarsınız. Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek, tohumluk olarak saklayacağınız az miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol bol meyve sıkacaklar. Bunu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Hükümdarın elçisi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine de ki, o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soru ver. Zaten benim efendim o kadınların fendini pek iyi bilir. Hükümdar o kadınları toplayıp, neydi sizin Yusuf'la davanız? Siz Yusuf'u elde etmeye çalıştığınızda durum neydi? Yusuf nasıl davrandı diye sordu. Onlar da haşa, Allah için söylemek gerekirse onun yaptığı hiçbir kötülük bilmiş, görmüş değiliz dediler. İşte o sırada vezirin eşi, şimdi gerçek meydana çıktı, ondan kâm almak isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst insanlardandır diye itiraf etti. Ve devamla şöyle dedi, bunu böylece söylüyorum ki eşim vezir de Yusuf'a sahip olmaya yeltenmemle beraber kendisinden gizli olarak ona fiilen hiyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin. Doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Azim olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi.